makine ile yapılan toplu kesimlerin helal olup olmaması meselesini izah eder misiniz? Yani kesme ameliyesi de olmazsa olmaz olan şey kanın akmasıdır. İlla da o bıçağı bir insanın tutması veya bir makinenin tutması değil yani. O bıçağı makine de kullansa, insan da kullansa önemli olan kanın akmasıdır. Kesilmesi gereken yerden, boğazından kesilmesi ve kanın akmasıdır. Bu gerçekleştikten sonra sorun yok. O makineyi çalıştırırken de Bismillah diye çalıştırırlarsa sorun yok. Yani bu zamanda adam mesela binlerce tavuğu kesiyor. Binlerce. İnsanla olmuyor. Kavuşturamıyor. İnsan çok adam tutması lazım. Tutmak istemiyor. Onlara maaş verecek. Makinesini alıyor. Makinenin tuşuna basarken Bismillah desin. Makinenin kesmesinin bir zararı yok. Önemli olan makine boğazından kesiyor ve de kan akıyor. Budur gerekli olan ve o gerekli olan şey yerine geliyor. Mesela tutsan boğazını sıksan boğsan mesela caiz değil, leş olur. Suya atsan boğsan leş olur. Bir yerden aşağı atsan düşse ölse leş olur. Kurban nedir? Ya daha doğrusu kesme nedir? Kesme boğazından kesmedir, kanın akıtılmasıdır. Bu yerine geldikten sonra makineyle de olsa bir şey olmaz. Nasıl ki bir hadiste buyuruyor ya, bir zaman gelir iman.